Merhaba bugün sizlere bir kitap tanıtacağım. Bu kitap vesilesiyle de birkaç şey söylemek istiyorum. Çok uzun tutmayacağım. İnsan Nedir isimli bir kitap elimde tuttuğum. 2004 yılına ait. Ben yeni gördüğüm için hemen okudum ve size de en azından tanıtayım istiyorum. Doçent Doktor Muhit Er yazıyor. Fakat şu an kendisi bir profesör. İnsanın tanımlanmasına dair kelami bir yaklaşım kitabın adı. İnsan nedir sorusu. Yani bu başlığı görünce zaten ilginizi çekecektir diye düşünüyorum kitap meraklıları için. insanı tanımlama çalışması yüzyıllardır, bin yıllardır var olan bir çalışma. Bu da çalışmalardan bir tanesi. Hem derleyip toparlamış bilgileri hem de üzerine bir şeyler söylemiş. Şimdi bu kitap neden ilgimi çekti onu söyleyeyim sizlere. Şundan dolayı daha önce ruh nedir, ruh var mı yok mu, insan ruh ve bedenden mi ibarettir gibi soruları içeren bir video yapmıştım. Onu hemen altta açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Bu kitapla insanın neliğini konuşacağız ve aslında ona dair bilgileri okumuş olacağız. Şunun için özellikle bu kitabı e, okudum ve özellikle tanıtmamın sebebi de şu. İnsanlar e, ruh konusunda konuşuyorlar, insan konusunda konuşuyorlar. Yani insan dediğiniz nedir ki ruh ve bedenden ibaret. Tasavvufçular da biraz daha nefsi katıyorlar. Ruh beden ve nefisten ibaret olan bir varlıktır. Yani çok genel olan şu insan dediğiniz ruh ve bedenden oluşan bir canlıdır diye söylüyorlar. Tamam ben insanları bu konuda kınamıyorum, onları ayıplamıyorum, onlara herhangi bir şey söylemiyorum. Fakat e, ayıpladığım, kınadığım bir kesim var ki onlar da e, dini bilip din anlatanlar. E, yani dini bildiğini iddia eden ünvanları var insanların ve sonuçta din anlatıyorlar, din konuşuyorlar insanlara ve öğretiyorlar. O zaman onların bu konuları konuşurken ruh konusunda konuşurken insan konusunda konuşurken insan ruh ve bedendir derken en azından bu bilgilerini teyit etmeleri bu bilgilerinin doğrulamasını yapmaları gerekmez mi elbette gerekir fakat onlar bu konuya çok önem vermiyorlar şöyle bir konuşma geçtiğini duyarsınız hemen İnsan dediğiniz ruh ve bedenden ibarettir. Ruhumuz şöyle olacak, ruhumuz böyle olacak. Ruhumuz şudur, ruhumuz budur diye. Mesela ruh konusunda ne biliyorsunuz diye sorun bana. Sana ruhtan sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Size çok az bilgi verilmiştir. Gördünüz mü? Ruhla ilgili ne kadar çok şey biliyorum. Bu kadar. Daha önce de bahsetmiştim. Şimdi bütün bunların üzerine bu kitap ne söylüyor? Yani mesele bu. Bu kitap insanın tanımlanmasına dair kelami bir yaklaşım demiş ama felsefi yaklaşımları da vermiş, dinin yaklaşımlarını da vermiş, yeni modern bakış açılarını da vermiş. Hepsini bir arada görme imkanınız var. 2004 yılında e, kitap piyasaya çıkmış. Zannederim doçentlik tezi olarak e, yazılmış. Çok da emin değilim bundan. Şöyle bir başlıklara bakalım ve insana dair bu kitap bize ne öğretebilir? İnsan ruh ve beden midir? Sadece beden midir? Sadece ruh mudur? ruh beden nefis midir? sonrasında felsefe buna ne diyor? Din ne söylüyor? Yeni çalışmalar ne üzerinden yürüyor? Ruh beden üzerinden mi, zihin üzerinden mi? Psikoloji ne diyor artık buna? Ve bütün bu detayları göreceksiniz. İçindekiler bölümünü aktarınca zaten kitabın ne anlattığını da biraz da anlamış olacaksınız. Ön söz ve girişten sonra kelamcılar nazarında insanın mahiyeti yani ontik yapısı, ontolojik yapısından bahsediyor. Şöyle görüşler var. Bir, insan bedendir diyen görüşler var. Bunlar Müslüman değildir o zaman diye düşünüyorsunuz, materyalistlerdir onlar diye değil tabi. İnsan ruhtur diyenler var, diğer kısmımız ettir, kastır, kandır falan filan. Sonrasında insan beden ve ruhtan oluşan bir bütündür diyenler var. Her birinin başlığı, her bir başlığın altında bunların detaylarını okuyacaksınız. Kim ne söylemiş o konuda? kim neden o görüşü savunmuş? Görüşleri savunanlar arasında Müslümanlar var mı acaba? Onları göreceksiniz. Sonra İslam ikinci bölüm İslam kelamında ruh tasavvurları var. Ya, Müslümanlar, Müslüman kelamcılar, İslam kelamı demeyelim çünkü İslam'ın kelamı var mı yok mu? Müslüman kelamcılar diyelim, Müslümanların kelamı diyelim. Çünkü ben İslam kelamı deyince yani İslam tarihi deyince de aynı şeyi hissediyorum. Müslümanların bir tarihi var diye de söylemek isterim. Bakın e, İslam kelamında ruh tasavvurları başlığı altında iki başlık var. Ruhu latif cisim olarak niteleyenler, iki ruhu soyut cevher olarak görenler diye ikiye ayrılmış. Şimdi bu başlıklar belki ilk elde size çok şey anlatmıyor ama şunu anlatacağını düşünüyorum. Demek ki tek bir ruh anlayışı yokmuş. Yani birçok ruh anlayışı varmış. Her bir ruh anlayışının da eksik bıraktığı ve cevaplayamadığı bir sürü soru varmış. Bunu anlayın istiyorum. Sonra üçüncü bölüm kelamcıların insan ve ruh düşüncelerinin felsefi ve dini dayanakları incelenmiş. Yani Müslüman kelamcıların ruhla ilgili görüşlerinin dayanakları nerelerde? dinde ve felsefede. Felsefedeki dayanakları gösterilmiş. Çoğunlukla oradan alındığı zaten çok açık. Sadece bu yazar söylemiyor bunu. Dine dair dayanakları gösterilmiş ve dindeki dayanaklarının ne olduğu incelenmiş. Birbirleriyle olan tartışmaları ve konuşmaları, eserleri üzerinden incelenmiş. Bunu çok açık ve net göreceksiniz bu kitapta. Şöyle yani bu kitapta açık ve net göreceksiniz deyince çok büyük bir iddia olur. Çünkü kitap çok hacimli bir kitap değil yani öyle söyleyeyim. 130 sayfalık bir kitap. Fakat giriş kısmında göreceksiniz ve en azından artık şunu rahatlıkla söyleyemeyeceksiniz. Evet ruh ve beden diyorum. Beden diyorum. Sadece ruh diyorum. Ruhun çeşitleri. Ruh işte latif midir, kesif midir, şu mudur, bu mudur, cisim midir, değil midir, madde midir, değil midir? Yani ruh nedir diye artık birazcık kafa yoracaksınız ve şunu söyleyeceksiniz. Yani bildiklerimin herhangi bir temeli yok. Ben tekrar bir araştırayım, bir bakayım bakalım bu neymiş diyeceksiniz en azından. İnsan ve ruh düşüncesinin felsefi dayanakları incelenmiş, insan ve ruh düşüncesinin dini kaynakları e, incelenmiş. Yani dualist bakış açıları, dualist dediğim ikili e, beden ve ruh şeklinde dualist bakış açısının kaynakları verilmiş hem felsefi hem de dini. Dini dayanaklarının ne kadar zayıf olduğunu da bu yine burada göreceksiniz. Dördüncü bölümde insanın mahiyeti sorununa ilişkin bilginin gelişimi ve yeni bakışlar. Artık bilgimiz gelişiyor, inceleme alanlarımız daha da genişledi. Artık insanlar mesela 17. yüzyıldan sonra, 16. yüzyıldan sonra, 17, 18, 19 ruh ve beden şeklinde bakmaya devam mı ediyorlar? Bu konu felsefecilerin konusu mu olmuş sadece dinle ilgili mi kalmış yoksa psikolojinin ve modern bilimin de alanına girmiş mi? Modern zamanlarda ruh deyince ne anlıyorlar? Psikoloji bununla nasıl ve neden ilgileniyor? Onları göreceksiniz. Tartışmanın tarihi bağlamı ve görüntüleri. Tarihi bağlam çok geriye alınmamış çünkü yeni bakışlar dediğim tarihlerden itibaren alınmış. Tartışmanın teolojik bağlamı ve görüntüleri de yine burada yer almış. Sonuç ve ek kısmı var. Ek kısmı benim hoşuma giden bölümlerden bir tanesiydi. Neden? Çünkü ismi geçen oradaki alimlerden bir tanesinin risalesi makale diyelim belki biz bugün ona alınmış. Devvani'nin Hakikatül İnsan ve Ruhul Cevval. Fil Avalim adlı eserinin risalesinin tercümesi yapılmış. Burada 5-6 sayfalık bir risale. Yani o günkü insanlar buna nasıl bakıyorlardı onu görmüş olacaksınız ayrıca. Kitap boyunca ta felsefe yani milattan öncesine de uzanacaksınız. Felsefenin ruh konusunu nasıl işlediğini göreceksiniz. Müslümanların bu konuya nasıl ve nereden bulaştığını ve neler söylediklerini göreceksiniz sonrasında kelamda nasıl ele alınmış karşıtlıkları neler tartışmalar hangi şeyler üzerinden yürümüş kim ne iddia etmiş ve bugün yenilerde neler konuşuluyor bunları görme imkanı olacak yani şunu söylemeye çalışıyorum bu kitap vesilesiyle artık özellikle din anlatanlara felsefeyle uğraşanlara şunu söylüyorum ruh konusunda insanlara bir şeyler söylüyorsunuz din anlatırken veya başka bir şeyde Söylediğiniz şeyin en azından arka planını bilin isterim. Bu ayıptır çünkü bilmemek. Bu konudaki bilgisizliğinizi görün isterim. Yani bilgisizliğimizi gidermek hepimizin üzerine bir vazife. Bu kitapla en azından bilgisizliğimizin boyutunu görme imkanına kavuşuruz diye düşünüyorum. Hepinize güzel okumalar diliyorum.